أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الأول الله الظاهر الله الباطن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وصلى الله على نبينا وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين Zariyat suresinden İnnel muttaqina fi cennatin ve uyun ahizina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله أكبر Kur'an-ı Kerim bize sonsuz ahireti anlatırken dünyada yapmamız gerekenleri hatırlatıyor ve sonsuz ahireti kazanabilmek mücadelesini bize açıklıyor. Okuduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu innel muttakîn muhakkak muttaki olanlar fi cennatin ve uyun cennette uyun pınar demektir. Cennetlerde, pınarlarda efendim Allah'ın vaat ettiği o güzel sonsuz kalınacak lütuf yeri, nimet yeri onu vaat ediyor. Şimdi اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ حَدَائِقَ وَاَعْنَابَ وَكَوَعِبَ اَتْرَابَ وَكَسَنْدِهَاقَ Nebe suresinde اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ Muhakkak ki müttakiler mefaze, onlar kurtuldu. اِنَّ الْمُتَّقِينَ Muhakkak müttakiler fi cennatin, cennette. Şimdi müttakiler direkt cennete gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresi var. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mü'minler kurtuldu. Kurtuldu. İki nokta üst üste. 11 tane madde var. اَلَّذ۪ينَ هُمْ onlar fi salatim namazda haşiun huşu ile kılarlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ onlar عَنِ اللّٰهُ boş işlerden mu'ridun yüz çevirirler. Lüzumsuz işler, boş işler. O vakit harcandığı zaman ahiret terazisine bir şey koyamıyorsun, sevap getirmiyor, boş iş. 3. وَالَّذ۪ينَ هُمْ onlar لِزَّكَاتِ zekat vermek için fâilun çalışırlar. Daha fazla kazanayım, daha fazla imkanım olsun, zekatımı vereyim. Yani zekat vermek için çalışır. Ne kadar alacağım var, kenarda biriken ne kadar param var, efendim altınlarım ne kadar var, ticaret mallarım, hesaplar böyle. Biraz zekat verelim diye uğraşır.
neyim var ki zekat vereyim demez. وَالَّذ۪ينَ onlar لِفُرُوجِهِمْ iffetlerinin namuslarını, efendim uzuvlarını hafızın korurlar. Haram etmezler, günaha gitmezler. Zinanın her türlüsünü Mevla haram kılmıştır. Her türlüsü. Farklı cinste olsun, hem cinsi olsun, efendim aynı türü olsun, hepsi haram. Mevla haram etmiş. Cümle haramlardan Allah bizleri uzak eylesin. İlla ala ezvacihim, kişi malı çalıp yemek haram. Aldın, helal olur. Ala ezvacihim, eşi. Evma meleket eymanum fe innehu gayru melumin. Fe men ittaa vera zalik. Bunların ötesinde adam efendim zinanın ötesinde farklı efendim günah çeşitleri. Yine efendim şehevi yapıya taalluk eden başka günahlar da fe ulaike humul adun. Bunlar da haddini aşmış durumundadır. Yani fiziki olarak farklı cinsler, hem cinsi vesaire olmasa da yine zinaya çağrışan veya o harama götüren efendim o fiiliyatın, o şehevi yapının oluşmasını, ortamını sağlayan bütün vasıtalar diyelim, onlar da kişiyi haddini aşmış hale getirir. Kur'an-ı Kerim meseleyi boyutlarıyla inceler. وَالَّذ۪ينَ هُمُنَّرْ لِيَمَانَاتِهِمْ Emanetlere can emanettir. Evlat emanettir. Eş emanettir. Eşine insan sahip çıkacak. Namahramdan koruyacak. Korumadı mı? Efendim, o zaman iffetine, namusuna sahip çıkmamış olur. فَمَنِ اِبْتَعَ وَرَا اِذَٰلِكَ Bunların ötesinde فَوْلَاكَ مُلَادٍ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ Allah canımızı yolunda, evlatlarımızı ahkam-ı Kur'an'a göre yetiştirmeye, eşlerimize sahip çıkmaya muvaffak eylesin. Ve ahdihim, verdikleri söz, bunu yapacağım, efendim bu malı teslim edeceğim, senden bu borcumu aldım, ödeyeceğim. Sahih Müslim'de hadis-i şerifte bir insan, efendim birinden borç alır, ödeme gayesiyle alırsa, ödeme imkanı olmasa bile Allah ödeme imkanı yaratır. Çünkü ben onu ödeyeceğim diye hakikaten işini görmeye çalışıyorsun. Bakar adam çok kolay öder onu. Hatta kendisi bile şaşırır. Ya benim ödeyecek imkanım yoktu. Allah yardım etti ya. Evet, Allah razı olsun. İşimi gördüm, al. Çok büyük mükafatı var. Verdiğin sözü tuttun diye. Bir insanın ödeme gayesiyle değil de karşısındakinden para kotarmak için aldı. Ödeme imkanı olsa bile o kişi ödeyemez. Bunun rivayetin devamında diyor ki bir insan karşısındakinden para almak için efendim yani borç alsa ondan sonra geri ödemeyecek. Bu adam Allah'a hırsız olarak hesap verir. Bir insan biriyle evleniyor, gaye evlenmek değil. Onun iffetini istismar etmek. Adam evleniyor, eşine sahip çıkmıyor. Çoluk çocuğuna sahip çıkmıyor. Kendisi başıboş dolaşıyor. Sen kendi yapını biliyordun. Niye bunun hayatına girdin? Niye çoluk çocuğu perişan ettin? Bu kişi de Allah'ın huzurunda zinakar olarak hesap verir. Hadis-i şerifler böyle söylüyor. Niye? Sen kendini biliyorsun. Kendini yakıyorsun, bir de milletin efendim hayatıyla oynuyorsun ya. Böyleleri çok bakıyorsun, evleniyor. Eşini ha evli ha ayrı, hiç farkı yok. İlgilenmiyor. Kadıncağız perişan, çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Çoluk çocuğuyla ilgilenmiyor. Allah hanımlara kolaylık versin. Beylere de akıl fikir versin. Allah beylere kolaylık versin. Hanımlara da iffet nasip eylesin. Tek taraflı değil yani. Bizim kızlar iki tarafı keser ya. Yani. Evet. وَالَّذ۪ينَ هُمْ onlar عَلَى صَلَوَاتِهِمْ namazlarını yuhafızın korurlar. Bakın bu kadar maddeler saydı.
Ulaike humul mavar. Onlar mirasçı olurlar. Baba ölünce miras evlada kalır. Yedi mahalle öteye kalmıyor. Bunları yaptın mı Mevla Teala buyuruyor ki sen de benim mirasçım oldun. Neyin mirasçısı? Ellezine yerisünel firdevs, firdevs cennetleri. Umfiyâ halidun, ebedi orada kalacaklar. Allah firdevs cennetlerini hepimizi nasip eylesin. Şimdi kıymetli hazırım. Cennete gitmek için namazlarının korunması, huşu içerisinde olunması, boş işlerden yüz çevrilmesi, zekat vermek için, hayır hasenat için uğraşılması, namusu, iffeti korumak ve haramlara, günahlara düşmemek, efendim fiziki, fiili zinalar veya zinaya götüren bütün fiiller, farklı etkenler hepsi aynı harama düştüğünü söylüyor. Onlar emanete riayet, verdikleri sözü tutarlar. Namazlarını hakkıyla muhafaza ederler. Bunlar cennet mirasçılarıdırlar dedi. Ramazan-ı Şerif'te özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzunca rivayetler var. Buradaki hadis-i şerifte ve edav teravih hatmül Kur'an-ı min sünnelil müekkede bir de Ramazan-ı Şerif'in içerisinde minas salati ve zikri ve sadakati ve emsaliha tüsavi eda ferizatin fîmâ sivâhu. Burada nafile ibadetler, zikirler, tesbihler, tahmidler, sadakalar, hayırlar farza denktir. Ve men edda ferizaten fî, Ramazan'da bir farz, şu ilim meclisi farz. Ke men edda seb'ine feriza, bu Ramazan-ı Şerif'in bu seneki son oluyor. İnşallah Rabbim hayırlı ömürlerle çok Ramazan-ı Şerif ihyasına muvaffak eylesin. Ömrümüzün sonu olmaz inşallah. Efendim. Men edda ferizaten fi Ramazan'da bir farz. Kemen edda seb'ine feriza fi Ramazan. 70 tane farz. 70 hafta geldik, sohbet yaptık, gittik. Farzlar böyle katlanıyor. Haramlar ise haramlar da katlanıyor. Allah muhafaza. Yani Ramazan-ı Şerif'te bir adamın böyle haram, günah, ne bileyim, namahrame bakmaya, ne yani daha da ilerisi içki, daha da beteri mesela adam efendim güya oruç tutuyor ama akşam büyük kalkıp zinaya kalkışıyor. Bunlar Ramazan-ı Şerif'te çok güçlü tövbe edilmezse bunu paklayacak olan Ramazan'ın kendisidir yani. Çivi çiviyi söker meselesi var ya. Burada eğer o işi çözemezse bir sene sonraya kalır. Bir sene sonraya da bırakırlarsa vesaire. Yani haram, İmam-ı Gazali diyor ki haram risktir, risk. Risk. Yani ne demek? Allah affeder, affetmeyebilir. Affeder kelimesi terazinin tam ortası. Etmeyebilir. Yarı yarıya gidiyor bu iş. Risk. Allah haramlardan muhafaza eylesin. Yani affetmez demiyorum. Rivayetleri anlamaya çalışıyorum. Ben de bir insanım. Ama Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz adam çok rahat bir şekilde günah işleyebiliyor. Ramazan-ı Şerif'te Allah'a bu kadar saygı göstermen gerektiği halde bu günahları nasıl işliyorsun? Bu çalgıları, çengileri, günahları, müzikleri, namahremleri, bu filmleri, dizileri hala Rabbim bu ümmete hepimize istikamet nasip eylesin. Dikkat etmek lazım. Ramazan-ı Şerif yani kanuni tebdili kıyafetle bir yere gitmişti. Orada bir delikanlı gördü. Çok kabiliyetli, uzun bir kıssadır şimdi bu saat. O vakit yetmeyecek. Ona efendim dedi ki sende dedik bir kabiliyet var. Ondan sonra kendini tanıttı. Ben padişahım dedi. Sen gel seni Enderun'da Kadıl Kudat'ta okutalım. Ondan sonra devlet erkanında bir yerin olsun. Çünkü bir kabiliyet var belli. Güneş doğarken belli oluyor. Ondan sonra acayip bir cevap verdi. Dedi ki devletlüm dedi. Ben şimdi bu halimle devlet şöyle yanlış yapıyor, padişahımız şöyle yanlış yapıyor diye burada konuşsam, memleketimde konuşsam bir şey olur mu dedi. Yok. Yani bir vatandaş konuşuyor. Fakat dedi ben devletli olsam, yani vezir olsam, efendim bu şekilde bir cümle kullansan ne olur? Olmaz dedi. O zaman laf büyük yere gidersen, devlet adına konuşmuş olursun.
efendim bu ihanete girer. Ondan sonra yani kellen gider demeye getirdi yani. O da tarihi cevap verdi. Müsaade et kellem kafamda kalsın dedi. Acayip bir cevap yani. Şimdi burada Ramazan-ı Şerif, günah her zaman günahtır ama Ramazan-ı Şerif'teki günahlar, bakıyorsun adam çok rahat bir şekilde günah işliyor vesaire. Ya bütün insanlar Allah'a saygısını arttırmaya kalkışırsan hala pervasızca sen bu günahları nasıl işliyorsun ya? Allah sana akıl fikir versin. Zannediyor ki ben hocaya efendim meydan okuyorum. Ben efendim takmıyorum. Ya sen kendini Allah'a arz ediyorsun. Yani kendi yanlışını, kendi isyanını ispatlıyorsun. Kimseye bir şey yaptığın yok. Kimsenin cenneti yok. Kimse kimseyi cehennemden kurtaramaz yani. Onun için dikkat etmek lazım. Bazı şeyler vardır ki özellikle Kadir Gecesi vesaire. Çok dikkat etmek lazım. Şu kadar söyleyeyim yani. Hiç olmazsa televizyonu açma yani. Açma ya. Reklama bile bir orada baksa. Oradaki rezalet. Yani o haram. Açma ya. Açma. Bırak uzak dur. Şöyle bir kendin ol. Sade ol yani. Sade efendim. Halis bal gibi ol. Halis süt gibi ol ya. Allah haramlardan muhafaza eylesin. Yanlışlardan uzak eylesin. Şimdi konuyu özetlemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim müminler kurtuldu derken bakın burada uzun meseleler, maddeler okuduk. Burada diyor ki innelil muttakin. İnnel muttakin. Muhakkak muttakiler. Şart yok, kayıt yok. Fi cennet. Onlar cennettedir diyor. Allah Allah. O zaman biz muttaki olalım. O muttaki olursan direkt cennet olur. Ben müminim dediğin zaman sana 30 tane madde var. Fark ne arada? Müttaki ile mümin arasındaki fark ne? Fark şu. Müttaki kelimesi Arapçada vaka'dan gelir. Vaka kelime manası korumak demektir. Bu misali size anlattım. Konu geldi yine hızlı anlatayım. Şimdi burada diyelim ki İstanbul'un şu bölgesinde efendim bir kuyu var. Bu kuyu İstanbul değil, Marmara'da demiyorum. Türkiye'nin en güzel suyu. Böyle bir menba suyu yok. Fakat bir sorunumuz var. Mahalleden gelen sular, çatılardan efendim pis akıntılar, bulaşık efendim suları vesaire 5-6 noktadan kuyuya pis su akıyor. Bir, kuyudan kovayla o su akmaya devam ediyor. Kovayla su çekmekle bu kuyuyu temizleyebilir miyiz? Cevap verin. Hayır. Temizleyeyim. Niye? Akıntı devam ediyor. Etrafını çelik betonla tabiri caizse iyice kapatır. O kuyuya pis akıntıları kesersek o kuyu temiz olur mu? Cevap verin. Birincisi efendim o pis akıntılar devam ediyor. Sen estağfurullah diyorsun, namaz kılıyorsun. İkincisi veka, korumak. Yani kişi kendini günahlardan koruduğu zaman otomatikmen o kalp Allah'ın nuruyla doluyor. Yani müttakinin tam kelime manası kişinin efendim elini, ayağını, gözünü, kulağını, efendim midesini haram lokmalardan, namahreme bakmaktan, namahreme tutmaktan, efendim bayramda halanla bayramlaş, teyzenle bayramlaş, anacığından git elini öp. Bayramımız mübarek olsun de. Efendim halanın kızının kızı, efendim komşunun bilmem neyi falan. Ondan sonra gitmeler, sarılmalar, tokalaşmalar, bayramlaşmalar. Tamam. Görüntüde bayram. Hassas bir konu. Ama bu yapılan haram. Berrak bir su var. Oraya sen efendim başka bir şey karıştırıyorsun. Zehir karıştırıyorsun. Bu su içilmez hale geliyor. Ramazan-ı Şerif tamam güzel. Bayram da güzel ama bayramı sen harama çeviriyorsun. Yani müttaki kelimesi kendimizi haramlardan tutacağız. İnsan kendini haramlardan tuttu mu cennet garanti oluyor. Şu mübarek Ramazan'ın bereketine Allah bizi haramlardan uzak eylesin. Efendim büyük küçük ne kadar günahlar varsa Allah bizi haramlardan uzak eylesin. Bütün mesele innel muttakî, muhakkak muttakiler. Kendini günahlardan koruyanlar. Günahlardan korudun. Zahiri ve batini.
Uzuvlarınla günahtan kendini korudun. Batının da hasetten, kinden, iftiradan, ihanetten, kötüleri, Allah'ın sevmedikleri kötü insanları sevmekten kendini tutacaksın. Rabbimin sevdiklerini seveceğiz. Muttaki fi cennetin ve uyun. Onlar cennetlerde. Ve efendim akan pınarlı cennetin o nimetlerinde ebedi kalırlar. Ahizine ma atahum rabbuhum. Rablerinin verdiklerini alırlar. Mevla Teala onlara neyi verdi? Onlar alır. Yani Allah'ın mülkündeyiz. Allah bizden ne istiyor? Onu yapacağız. Rabbim bizden neyi yasaklıyor? Oradan kaçacağız. Adam diyor ki benim olduğum yerde namaz kılamazsın diyor. Allah'ın emri var. Allah'ı dinlemeyeceksin. Beni dinleyeceksin diyor. Benim olduğum yerde cuma kılamazsın diyor. Benim olduğum yerde sakal bırakamazsın diyor. Daha da işi büyütüyor. Benim olduğum yerde cami olmaz diyor. Camiyi samanlığa çeviriyor. Çevirdiler. Benim olduğum yerde Allahu Ekber diyemezsin diyor. 18 sene Allahu Ekber dedirtilmedi. Benim olduğum yerde Allah'ın dediği olmaz diyor. Bunu kaldıracağız. Almanya, İsviçre, İtalya'nın dediğini yapacağız diyor. Bunu yaptılar. Şimdi efendim Rabbimizin dediği olsun diye bir başlangıç oluyor. 2-3 konu geldi söyleyeceğim. Bizim bütün derdimiz dini bini İslamiyedir. Allah bizi kulluğuna daim eylesin. Dinimizin hürriyetini nasip eylesin. Açıkça söylüyorum. Efendim Allah'a iraz etmiş inançsız insanların yetkisinde efendim cehennemin kapısı ardına kadar açık, cennetin kapısını kapatıyorlar. İnançlı insanların olduğu dönem efendim yine cehennemin kapısı ardına kadar açık. Özal dönemi de, günümüzün dönemi de, hadi açıkça söyleyelim. Yani şu anda cehenneme gitmek için ne engel var? Cehenneme gitmek için ne mani var? Adam diyor ki biz özgürlük istiyoruz. Hangi günahı işleyemiyorsun? Cehennemin dibine gitmek için daha ne yapman gerekiyor? Ne engel var? Ama cehenneme giden bir adam eline yetkiyi aldığında cennete gidecek bütün kapıları kapatıyor. Yani cehennem yolu gavur varken de açık, Müslüman varken de açık. Ama cennetin yolu o inançsız adam eline geçirdi mi hemen cennetin yolunu kapatıyor. Ne sohbet kalıyor, ne ilim kalıyor, ne cami kalıyor, ne elif, be, ts, okuma bırakıyor, ne sübhane bırakıyor. Ne Allahu Ekber, Allahu Ekber'e tahammül edemiyor. Bu memleket 18 sene Allahu Ekber dedirtilmedi. 30 yıl, 30 sene ömür ya. Bir kişi hacca gidemedi. Rabbimin mülkünde Rabbimin ahkamına yasak getirenlere ebediyen Allah gün yüzü göstermesin. Amin. Ve onları da efendim aziz tutmaya çalışanların müstahakkını versin. Bu nasip bir şey ya. Anlatamıyoruz bu millete. Ne içmiş bu millet anlamadım. Sarhoş değil ama sarhoştan beter. Celladına susamış. Ya dinden haberin yok, tarihe bir bak ya. 6 defa ihtilal yapmış bu Ermeni kafası. Adamın kökü bu. Ben Ermenilere hakaret etmiyorum. Ama adamların genel yapısında efendim memleket 500 yıl boyunca seni burada her türlü imkanları sağlamış. Eline fırsat geçtiği anda Fransa'dan silahları alıp milyona yakın memleketimin kadın, çoluk, çocuk, dedelerini, hamile kadınların karınlarını deşip bildiğiniz meseleler, bunun karnında erkek mi var, kız mı var diye yazı tura atıyorlar. O şekilde ondan sonra süngüyle karnını deşiyor, çocuğu da süngünün üstüne takıyor. Bu adamların eline fırsat geçse vallahi billahi yaparlar. Zaten adamın kafası bu. Ben bunu yapacağım diyor. Sen ne anlatıyorsun sen ya? Böyle bir sefihlik olur mu? Geçen biri bana hocam diyor sen de siyasetçi oldun. Allah sana cehennemi nasip etsin. Amin.
Ben bunu diyorum. Senin gibi beyinsiz, sefih bir insan. Allah kötülerden, sefihlerden, bedbahtlardan bizi kurtarsın ya. Ben ne anlatıyorum, adam ne anlıyor? La havle ve la kuvvete illa billah. Adam ulemayı daracına göndermiş ya, anlamıyor musun sen? Bu memlekette camiyi kapatmış. Anlamıyor musun sen? Allahu Ekber sesine tahammül edememiş. Anlamıyor musun? Anlamıyor adam. Ondan sonra laf üretiyor. Ulemanın kanı zehirlidir. İlim ehline hakaret edip dalaşanlar teröristlerle kol kola yol alıyorlar. Ben söylüyorum. Bak, bundan büyük bela olur mu? Sen gavurun koluna girmişsin, devam ediyorsun. Sen uğraş arkadaş. Peygamberlerle uğraşanlar kesin dinsiz gitmişlerdir. Ulemaya aykırı olanların haktan uzaklaşmaları kesindir. İsim mi vereyim? Selefi Vahabilere bir bakın. En büyük düşmanları İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, Şahin Akşimentler, Abdülkadir Geylaniler. Ya sen ne istiyorsun alimlerden, velilerden? Gavuru dost etmek için doğruyu kendine düşman etmesi lazım. Bu memleketin dinini yok eden adamı kutsamak için önce hocayı, Müslümanları efendim batıl yapacak, ondan sonra gavurun efendim koluna girip bu memlekete adalet getirecek. Buyurun getir. Allah şerrinden bizi uzak eylesin. Açık konuşuyorum. Böyle bir bedbahtlık olur mu ya? Hangi peygamber Ebu Cehil'in koluna girdi de Allah'ın dinine hizmet etti ya? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Müttakiyi anlatacaksak, o zaman müttaki bu. Haramdan, günahtan, gavurdan, dinsizden, hainden, menfurdan, kötüden, ihanetten uzak duracaksın. Her türlü günahları, haramları işleyeceksin. Allah bana cenneti versin. Ben bilmiyorum böyle bir yol. Varsa Rabbinden senin arandadır. Ben onu bilmem. Ama bildiğim, Rabbim Celle Celaluhu efendim hem Allah'ı seveceksin hem gavuru seveceksin. İnnel İslamı vel kufra zıddani la yectemi'ani ila kıyamisa. İslam ve küfür birbirinin zıddıdır. Kıyamete kadar bir araya getiremezsin. Ve izazu ahadihima. İslam'ı yücelttin mi? Müstelzimul izlallahar. O zaman batıl yok olur. Batılı yücelttin mi? İslam yok olur. Hangi taraftasın sen? İslam'ın yükselmesi tarafında mısın? Ortada ahkamı din, şeriatı garra yok zaten, onu biliyoruz. Ama bunun yükselmesi için bir, iki, üç dert bu. Öbürü yok edeceğim diyor. Hangi taraftasın? Karar senin. Rabbim şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in bereketine uzuvlarımızla haramlardan, kalbimizle, gönlümüzle yanlışlardan, duruşumuzla batıllardan hepimizi uzak eylesin. Amin. Ve yaşantımızı razı olduğu yerde durmaya muvaffak eylesin. Amin. Bütün mesele budur. İnnel müttaki. Müttaki. Müttaki kişi günahtan, yanlıştan uzak olması. Kalbimiz din kardeşimizin sevgisiyle dolacak. Anne babamıza hürmetle olacak. En başta Allah'a karşı, peygambere karşı, dinimize karşı sevgiyle dolacak. Benim itiraf etmek ibadettir. Kalbimin derinlikleri, damarımı kesin la ilahe illallah'tan başka, onun Habibine, sahabe efendimize, din kardeşime sevgiden başka bir şey çıkmaz. İmanımdan şüphem yok. İman hata ve şüphe kabul etmiyor zaten. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Adam bize hakaret ediyor. Edebilirsin. O kurşun seker, burnundan girer. Nemrut da İbrahim Aleyhisselam'la çok uğraştı. Nemrut'un efendim bütün mücadelesi, net söyleyeceğim, burnundan sinek girene kadar. Burnundan sinek girdi. Ondan sonra işi bitti. Firavun da Musa Aleyhisselam'la çok uğraştı. Firavun da suyun
denizin dibine gidene kadar. Orada lık 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 lık, haydi bakalım. Cebrail aleyhisselam paket gönderdi onu. Allah kötülerden bizi uzak eylesin. Âhizine mâ âtâhum rabbuhum. İnnehum onlar kânû. Bakın. Kable zâlike. Bunlar muhsinin. Allah'ı görür gibi ibadet ederlerdi. Onlar Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk ederler. El-ihsan. 12-13 dakika var. İnşallah işrakla bitireceğim. Muhsinin. Bu çok çok mühim bir şey. Allah bize efendim ihsan makamını nasip eylesin. İhsan tasavvufta bir makam, tasavvuftur yani, tarikat. Muhsin, muhsin tarikattır. Tarikat demeyeyim, tasavvuftur. Tasavvufta demeyeyim, o zaman ihsandır. İhsan nedir? En ta'budallah. Allah'a kulluk edeceğiz. Kenneke terahu, sanki görüyorsun. Bir haram, bir günah, Allah görüyor. Bir yanlış, Allah görüyor. Bir hata, Allah görüyor. Elin, ayağın, göl, ne yapıyorsun? Allah görüyor. Allah'a görür gibi kulluk etmek. Feinlem tekün terahu. Her ne kadar göremezse, ki göremiyoruz. Bak devamına dikkat. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Allah bu makamı nasip eylesin. Feinnehu, o Allah, yerak, seni görüyor. Seni görüyor. İmam bir gibi diyor ki, her insanda 300, 1000 veya 2000 melek var. Bunlar ayrıntılı, saatlerce anlatmam lazım. En az ortalama 1000 tane melek var her insanda. Hafaza melekleri, kiramen katib melekleri, sadece gözün etrafında 26 tane. Ağzımızın etrafında melekler var. Efendim, ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ağızdan çıkan kelimeyi kaydeden melek vardı, ayet. Burada. Kayıt var. Ne kadar melekler var. İmam bir gibi diyor ki, tatbikat yapalım. Meleklere inanır mısınız? Cevap, meleklere inanır mısınız? Müminlerin imanda sorunları yok. Ya kabulde sorun var. İnanıyorum diyorsun, 1000 tane meleğin yanında bu günahı, bu yanlışı nasıl yapıyorsun? Utanmıyor musun meleklerde? Şimdi daha iyi anladınız değil mi? Bir yanlışa düşülürken, düşer size demiyorum, düşülürken genel, biz kendimizi aklamayalım. Meleklerden utanalım. Melekler diyorlar, ne yapıyorsun sen? Ya melekleri utandıracak iş yapmayalım ya. Allah bu ihsanı nasip etsin. Tasavvuf bu işte. Yani zahiren ve batinen, Müslüman dediğin tanındıkça güzelleşen insandır. Ebubekir Sıddık tanıyorsun. Ailesine giriyorsun. Yakinen tanıyorsun. Gece efendi yarısına kadar Kur'an okuyor. Gece yarısından sonra sabaha kadar namaz kılıyor. Ne kadar tanırsan tanı. Seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Günümüzdeki insanları tanıdıkça biraz yanına yaklaşıyorsun. Burnunu tıkamaya başlıyorsun. Biraz daha yaklaştıkça aman Allah'ım. Nereye kaçacağını şaşırıyorsun. Böyle mi olmalı? Allah içimizi, dışımızı, özümüzü, sözümüzü pırıl pırıl eylesin. Biz Allah'ı kandıramayız, kendimizi de kandıramayız. Dürüst olacağız. Allah hainlere, istismarcılara fırsat vermesin. Ondan sonra da önüne gelene mangalda kül bırakma. Herkese hakaret ediyor. Ulan kendi günahlarına, cehennemin dibine gidiyorsun ya. Kendi günahını görmüyorsun. Bir de millete dalaşıp milletin günahlarını sırtına alıyorsun. Ne şer bir insan ya bu. Ne menen bir şey. La havle ve la kuvvete illa billah. Hazreti Enes radıyallahu anh efendimizle Hazreti Abdullah. Hazreti Abdullah kim? Hazreti Ömer'in oğlu. Yola çıkıyorlar. Şimdi bizim yolculuklarımız oluyor. İstanbul içi, İstanbul dışı falan. Diyelim ki biz 5 gün bir programa gittik. O mübareklerde öyle bir haftalığına Resulullah'ımız görevlendiriyor. Hazreti Abdullah diyor ki Enes, Hazreti Enes'e, sen peygamberin dizliğinde yetiştin. Yani benden daha iyi biliyorsun. Bu yolculuk esnasında bir hatalarım olursa bana söyler misin? Hazır yolcuyuz diyor, bir hafta 10 gün.
Tamam diyor, hadi bismillah, yola çıkıyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün. Şimdi aynı meseleyi mi kafada tutacak? Neyse, 10 gün oluyor. Geliyorlar. Hazreti Abdullah diyor ki, dikkat. Ben okuduğumda dehşete kapıldım. Ya Enes diyor, yola çıktığımızda hani sana dedim ya, insan yolculukta gerçek huyları ortaya çıkar. Yaptığım yanlışlar yolculuk esnasında, efendim, tavır davranışlarımdaki hatalarımı bana söyler misin? Nasıl hatalar yapıyorum? Düzelteyim kendimi. Hazreti Enes dönüyor. Ya Abdullah, evet dedin bana ama ben kendime dikkat etmekten hiç farkında değilim senin ne yaptığına diyor. Adam kendine farkında değil, milletin ne yaptığının hatalarını araştırıyor. Kendisi cehennemin dibine batmış zaten. Kendine gel, kendine. Kur'an velâ tecessesu diyor. Casusluk yapma. Milletin kusurunu araştırma. Kendini düzelt. Allah kendimizi adam etmeye muvaffak eylesin. Vallahi kendimden uğraşmaktan kimin ne yaptığını bilmiyorum. Çevremdeki insanları dahi tanıyamıyorum. Senin adın ne diyorum, senin adın ne diyorum. Hala milletin ismini sor. Yapmacık mı konuşuyorum ben? Hepinizi tanıyorum, çoğunuzun ismini bilmiyorum. Ama Allah için seviyorum ben sizi. Allah da cennetini versin size. Amin. İsmini bilmem önemli değil ki. Allah için seviyorum. Aha, böyle seviyorum ben seni. Ben seninle mi uğraşacağım? Sen benimle mi uğraşacaksın? Biz kendimizle uğraşalım. Ha, milletin işi yok ki. İhsan kelimesi Allah'ı görür gibi olmak. Göremesen de Allah seni görüyor. İşte tasavvuf bunu öğretiyor bize. Tasavvuf, tarikat, adam kelimeye takıntısı var. Tamam demeyeyim. Kur'an ifadesiyle ihsan. İhsan mertebesine çıkmak için farzları yapacaksın. Tamam. Herkes yapacak. Vacibi yapacaksın. Efendim, sünneti yapacaksın. Müstehabı yap. Bitmedi ki daha. Haramlardan kaçacaksın. Daha bunlar başı. Bunlar iman dairesi. İç dünyandaki bütün kötü özelliklerden kurtulacaksın. Evet, daha dur, daha tasavvufa gelmedik. Peki tasavvuf ne? Bütün kötülüklerden kurtuldun, bütün iyi güzellikleri yaptın, iç dünyanı temizledin. Hah, şimdi tasavvufun, tarikatın, efendim, kapısını çalabilirsin. Bundan sonra Allah sevgisini kalbinde parlatacaksın. Daim Mevla ile meşgul olursun. Evil ekli, evil nevvi, evil meşhi fi kulli hani. Yürürken, gezerken, uyuma esnasında daim Mevla ile beraber olacaksın. Sahabe döneminde diyor tasavvuf var mıydı? Sahabe yürürken la ilahe illallah diyor. Yukarıya çıkarken Allahu Ekber diyor. Aşağı inerken Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor. Sübhanallah diyor. Her hali Mevla ile beraber. Ondan sonra kalkıyor. Sahabe döneminde var mıydı? Sahabeye iftira ediyor. Cehaletinin zirvesini ortaya koyuyor. Sen dinden de haberin yok. Sahabeden de haberin yok. Bir de iftira ediyorsun. Bu kadar cahil insanlarla yaşamak insana da zül geliyor. İyi ki sizin gibi güzel insanlar var da gönlümüze ferahlık veriyorsunuz. Allah hepinize hayırlı ömürler versin. Amin. İyi ki sizin gibi güzel insanlar var. Allah kötülerden, hainlerden, sefihlerden bizi uzak eylesin. Amin. Bedbaht insanlar. Bedbaht insanlar. Ne Allah'a kulluk ediyorlar, ne insanlığa yarıyorlar. Hainlikten başka bir şey düşündükleri yok. Bu memleketi nasıl batıracağız? Nasıl İngiliz'e teslim edeceğiz diye uğraşıyorlar. Allah ebediyen fırsat vermesin. Ne acayip bir şey. Ben mi duyuyorum bu haberleri Allah aşkına? Sadece ben mi yaşıyorum bu dünyada ya? Ya gündüz dersteyim, akşama kadar, akşamları programlardayım. Dün akşam ta Çağlayan'daydım. Gece geldik. Bizim Emrah neredesin? Onunla beraber. Ya nerede haber dinleyeceğim ben? Açıyorum bir yolda giderken bütün haberler beni buluyor sanki. Paket yapmışlar böyle. Hepsini duyuyorum. Ya bizim işimiz o. Ne yapalım? Özet. Devam edelim. Kânû kalîlen minel leyli mâ yehcaûn. Onlar kalîlen minel gecenin az mâ yehcaûn uyurlar. Çok az uyurlar. Elhamdülillah. Hakikaten bu ya 2 saat ya 2,5 saat uykum var şimdi benim. Neyse. Bu ayetin sistemine girmedik. Şimdi kurtardık. İnşallah ömrümüzü yolunda tükettirsin inşallah. Amin. Ömrümüzün büyük bir kısmı böyle geçiyor. Binlerce hamdolsun. 2 saat, 3 saat, 4 saat çok nadir. 3 saat uyuyorsak helal olsun bana. 20 saat ders çalışmayı bilen birisiyim. 20 saat kitap okurdum.
Ama şimdi yapamıyorum o kadar. Bu programlar, sohbetler. Ben ümmeti seviyorum. Ben sizi seviyorum. Şimdi okuduğunuz zaman içeride kalıyorsunuz. Sizin gibi güzel insanları göremiyorum. Onun için ben de çıkıyorum. Sizin gibi güzel insanları güneş gibi aydınlanıyorum. Efendim ben de istifade ediyorum. Allah hepinize cennetini versin. Ya. Bu duam tutar Allah'ın izniyle. Bu duaya amin diyelim. Kim amin diyorsa. Nereye kadar ulaşıyorsa. Allah zengin, biz fakiriz ya. Kabe'ye ikinci kata çıkıyorum böyle. Efendim. Şimdi inşallah gideceğiz. Asil tur. Allah razı olsun. Efendim. Orada 500'e yakın hacımız oluyor. Ben de Allah için gidiyorum. Orada hac yapanlara doğru düzgün 90'sı hac yapılsın diye gayret ediyorum. İkinci kattan Kabe'ye bakıyorum. Saatlerce. Nasıl insan? Ya Rabbim diyorum. Aciz bir kul olarak geldik. Herkes orada Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tavaf ediyor. Sonsuz kudret sahibi olan Allah'ım. Affettim desen burada 100.000 kişi var. 500.000 insan var. Affettim desen. Gelmişler Kabe'de pervane gibi dönüyorlar. Allah'ım diyorlar efendim. Dua ediyorlar. Kırmış dökmüş döktüm, kırdığım efendim biz de kuluz. Allah-u Teala sonsuz kudret affettim dese. Mevla'ya ne ağır gelir hiçbir şey. Ya Rabbim diyorum affeyle. İnşallah duam tutuyordur. Şimdi içime öyle geliyor ki Allah hepimizi affeylesin. Bu duam tutar Allah'ın izniyle. Ama bir daha dönmeyelim o günahlara. Bırakalım da. Anladın? Nasreddin Hoca efendim annesi bir ona eş bulmuş. Mübarek de dersten kafasını kaldıramıyor. Dedi ki evlat seni evlendirelim. Olur dedi. Sana iyi bir birini buldum. Hakikaten böyle yani alımlı da biri. Ama tabii ne diyorlar, renkler zevkler tartışılmaz işte neyse. Birinin hakikaten çok güzel dediği geçen bir orijinal Karadenizliyle dedi ben bir kazak alacağım dedi. Geçen dedim 2-3 ay evvel. Dedim şurada bir arkadaş var ona gidelim. Girdik şimdi bir kazak alacak. Ben de yanındayım. O merkez caminin de imamı. Şimdi semtini söylemeyeyim. Bizde de dinlerse daha dava açar. Şimdi latifesi. Ondan sonra içeri girdik. Orada orijinal böyle. Böyle tam Karadeniz mavisi artık. Nasıl diyeyim diyemiyorum onu. Kendi kendime dedim. Bunu beğenen olur mu dedim ya. Bizim hoca efendi. Oy ha bu ne güzel dur dedi. Yeminle söylüyorum. Bu kadar mı olur ya? Dedim bu alınmaz. Yo lan ne güzel işte. Dedi. Allah Allah. Yani öyle bir gariplik yaşadım orada. Ya anladınız değil mi? O Karadeniz mavisi var böyle. Adam bir de evini boyuyor. Neyse. Yakışıyor da ya. Bir şey demedik. Annesi beğenmiş. Nasreddin Hoca efendim düğün olmuş. İlk kez hanımını görmüş. Gönlü yatmamış. Hanımı da tam soruyu sormuş. Demiş ki hoca bu evde mahrem kim? Namahrem kim? Kime görüneceğim? Kime görünmeyeceğim? Hoca iki elini kaldırıyor. Bana görünme dedi. Bana görünme. Kime görünürsen görün. Estağfurullah. Ramazan-ı Şerif. Halbuki yani alımlı birisi ama adamın gönlü yatmadı. Şimdi bu fıkra nereden aklıma geldi? Allah haramları bize göstermesin de ibadette meşgul eylesin inşallah. Bugün karar alalım. Ha bu fıkrayı da unutma. Fıkra bak iyi bir fetva olur. Allah'ım ha bu günahlar bana görünmesin de ne olursa olsun. Allah haramlardan uzak eylesin. Kalilen minellileyim mâ yehcevun. Ve bil eshari. Bak hep beraber. Seher vakti hum yestağfirun. Allah'tan af istiyorlar. Seher vakti. Üstadımızın duasıyla dua edelim. Allah'ım o güzel dostun üstadımız Mahmud Efendi. Böyle ayetleri okurken bir ayet kaldı bitireceğim. Ayetleri okurken derdi ki Allah'ım senin ayetin bize bunları bildirdin. Senin ayetinle sana dua ediyoruz. Şimdi beraber tatbik edelim. Mübarek Ramazan-ı Şerif gecesi. Ve bil eshari şu anda hangi vakit?
Seher vakti. Efendim, yestağfirun, Allah'tan af istiyorlar. İstiyor muyuz? Ya Rabbim, ömür sermayemiz, seher vakti dedin, seher vaktindeyiz. Af dedin, af istiyoruz. Kadir gecesi, Kadir gecesi günlerindeyiz. Cümlemizi affeyle ya. İnşallah bu dualar kesin tutar. Allah bizi haramlardan da uzak eylesin. Ve fi envalim hakkun lissaili vel mahrum. Onların mallarında efendim fakirlerin, muhtaçların, isteyenlerin, ya yardım eder misiniz diyenlerin. Bu aşevi ile alakalı bizim çalışmalarımız biliyorsunuz. Yani iki elden dağıtıyoruz. Fakir, yetim, muhtaç, ilim ehli, Kur'an ehli. Elhamdülillah Maraş'ta 3.000-3.500'lük dev aşevi. Dünyanın 10 bölgesinde iftarlarımız var. İlk kez söylüyorum. Onları görebilirsiniz. Sultan Derneği'ne bir bakın. 10 tane. Gazze dahil elhamdülillah. Orada Allah razı olsun. Efendim bu dışarıda yani ülkemizin dışındaki hizmetlere bakan arkadaşlarımız özveriyle uğraşıyorlar. Yani ümmete yar olalım diye Allah razı olsun. Yapılıyor. Yani yola çıkınca bir şey ondan fazla tam ayrıntıyı da bilmiyorum. Onlara soruyorum ki nasıl ne durumdadır diye. Hepsiyle baş edemiyorum ama elhamdülillah bu hayırlara vesile olunuyor. Yani oradaki bütün görselleri de görebilirsiniz. Bu manada biz de efendim bu gemiyi yürütelim, ümmete yar olalım. Rabbim Celle Celaluhu bizi hayırda daim eylesin. Amin. Bak ayet-i kerime onu söylüyor. Malımızın zekatını, zekat vermeyenler verelim. Efendim Kur'an ehline, ilim ehline, fakire, yetime, muhtaca ulaştıralım. Efendim ve fil ardı ayatun lil muqinin. Kullarım buyur ya Rabbim. Efendim ve fil ardı yeryüzünde ayatun lil muqinin. Yakinen inananlara büyük mucizeler var diyor. Rabbim Celle Celaluhu rızasına nail eylesin. Amin. Zariyat suresinden ayetleri okuduk. Şu anda işrağımız da doldu. Ali Osman Hoca, Aş-ı Şerif oku bitirelim. Hep beraber diyelim cemi cümle günahlarımıza tövbe ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah. El-Azim el-Kerim el-Rahim el-Lezi la ilahe illa hu el-Hayyel kayyumu etubu ileyh. Onun Habibine salavat Allah'ın sınıfı. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. Yarın akşam Kadir Gecesi şimdiden mübarek olsun. İnşallah burada Kadir Gecesi programı. Esas bizim Mahmud Usta Osmanlı Camii. Oradaki ilaveleri de açacağız. İnşallah Allah'tan bir mani gelmezse. Onu yetiştirdik şu anda. Oradaki araları kaldırıp İnşallah geniş bir alan çıkıyor. Üstadımızın ismine, bizzat kendisinden o ismi, yani biz öyle isim takalım değil. Üstadımıza Mahmud Efendi'ye dedim, isminizi camimize takacağım. Mahmud Usta Osmanoğlu olarak cami ismi, isminizi takacağım dedim. Efendim, iki elini kaldırdı, Allah mübarek etsin dedi. Öyle bir hatırası da var. Efendim, inşallah Kadir Gecesi orada olunacak. Yani teravihden evvel başlarız, teravihden biraz da konuşur. Ondan sonra mübarek geceyi ihyaya çalışırız inşallah. Burada da olacak. Ali Osman Hoca buradasın değil mi? Evet, burayı da şenlendirelim. Kim müsait olanlar buraya gelsin. Efendim, her taraf şenli kalsın. Yani illa hep beraber oraya gidelim. Burası da şenlensin. Efendi Hazretleri her mahalle şenlensin demedim. Biz de onu yapalım. Allah hepinizden razı olsun.